Herkese selamlar dostlar. 7 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var ve ondan önce şunu söylemek istiyorum. Başlıkta da gördüğünüz üzere yine full, yine full. Full'leri göstermeden önce bir skor yarışması yapalım ve kazananı söyleyelim hemen. Skor yarışmamız arkadaşlar, yarın oynanacak olan Antalya Galatasaray karşılaşması. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Güzel bir karşılaşma olacak Antalya'da. Trabzon maçının skor, skor yarışmasını kazanan arkadaşımız da Hüseyin Duman, bu arada hafta sonu yaptığım skor yarışmalarında iki kişiyi alıyorum. Yani Antalya Galatasaray maçının skorunu bilen iki kişiyi alacağız grubumuza. Ağustos ayı boyunca da misafir edeceğiz. Maç skoru yaparaktan da maç skoru tahmininizi yorumlara yazarak da siz de katılma şansı kazanabilirsiniz ve ekrana full gelsin. Sanat eseri, muazzam sanat eseri diyecek söz yok arkadaşlar. İdeal birim vardı. Trabzonspor maç sonu 2 Lyon'un da atacağı 2 gol olarak önerdim. Güzel oranı vardı. Trabzon'un doğrudan galibiyetin oranı vardı. Hatta Trabzon'un handikaplı galibiyetini bile zaten YouTube'da anlattım sizlere. Lyon'da 2 tane gol attı. Gayet güzel bir şekilde ideal birden kazandık. Kupon odasındaki tekrar ideal 2 2 tane öneri yapıyorum. Güzel bir bülten olduğu zaman da Arsenal'ın atacağı 2 golü aldım orada bildiğiniz üzere. Sizlere de anlattım zaten bu yönde. Deplasman 1.5 üst olarak aldım. Benfica maçını da ilk yarıdan tekrardan galip geleceğini söyledim. Hatta Benfica maçına zaten bir önceki maçında Midland maçında da yüksek misli yaptığımı söylemiştim. Yine full, yine full, 2 kombine, iki kazanç ve son günlerde bu başarı nazar değmesin. Gece gece devam edelim her, her neyse. Şimdi kombinelerimizi verdikten sonra geçtik bunu ve yüksek oranlı grubumuzda ne yaptık onu göstereyim hemen. 5 tane maç verdim ve yüksek oranlarla birlikte Trabzonspor'un handikapını verdim. 2.60 gibi orandan. Toplamda zaten 65 oran var burada. Handikaplı Trabzon galibiyeti geldi. 3.5 üstünde 2 geldi Bayern Münih tarafına. 2.09 gibi orandan. Lyon maçı handikapı ucuyla kaçtı. 2-1 bitti. İki, taraf, i̇ki tarafta kırmızı kart gördü. Fakat Lyon handikapı yapabilirdi orada. Crystal Palace son dakika 86'ı yedi. Burada 3.33 oranı yedi. Yoksa bu da zaten geliyordu. O iyi oldu ama deplasman 1.5 üst vermiştik. 2-1 skor bekliyordum ben. Benfica da 2 yarıyı kazandı. 2-0-7 gibi orandan onu da aldık. Yüksek oran sistem grubunda da böyle bu şekilde yüksek oranlar veriyoruz. Arkadaşlar bunu da geçtim. Yüksek misli odasında ise baktığımız zaman da Lyon maçına ev sahibi 1.5 üst olarak verdim. Lyon kendi evinde kim oynarsa oynasın. Hatta yazmışım ki PSG ile yani Paris'te oynasa bile kendi evinde bu takım her türlü e, üretken bir takım, ofansif oynayan bir takım, savunmaya savunmadan ziyade hücumu düşünen bir takım. Lyon'un atacağı 2 golü burada yüksek misli verdim. Ağustos ayında 3'te 3 olaraktan da yüksek misliden devam ettik. Yüksek mislinin amacı en güvendiğim karşılaşmayı vererekten de yüksek misli olarak değerlendirip kazanç elde etmektir. Geçtim bunları da İsterseniz maçlarımızla başlayalım. Maçlarımızla başlamadan önce bakın saati göstereyim öncelikle. Ekranda görüyorsunuz 4.47. Saat 4.47. Video saati şu an. Cuma akşamından çekiyorum. Cumartesi daha öğlen maçlar başlayacak. izleyeceğiz, not alacağız vesaire. işimiz çok. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Başka bir isteğimiz yok. Like'larınızdan dolayı teşekkürler. Bir de şöyle güzel yorum bırakırsanız sevinirim. İlk mücadelem Damsat maçıyla başlayalım. Şimdi Ev sahibinden bahsedeyim. Ev sahibi son vuruşlarında ben izlediğim takım iki maçını da izledim. İki maçında da gol atamadı. Hatta ikinci maçında dedim ki kombine dedim ki bu takım herhalde gol atar. İlk maçta çünkü çok güzel geçiş oyunu oynuyordu. Tekrar o geçiş oyununu oynayabilir. Şimdi Damsat'la kendi evinde oynayacak burada. Pozisyonuna giriyor bakın. Pozisyona girmekle Burak Şivayk'ın herhangi bir sorunu yok. Pozisyona giriyor fakat bitirilecek anlamda sıkıntı yaşıyor. Hafta içinde oynadığı bir kupa mücadelesi vardı. 4-4 bitti. Normal 90 dakika 2-2 bitti. Sonra 4-4 oldu uzatmalarda. Ondan sonra zaten penaltılarda atladı. Hufanayme karşı sanırım olmuştu. Şimdi Brunschweig burada kendi evinde dediğim gibi o bitiricilik anlamını son maçta biraz daha yıktı gibi ve biraz da moral depoladı diye düşünüyorum. E, Kontrol ataklarıyla birlikte geçiş oyunuyla birlikte Dampstart kalesine çok rahat gidebilecek bir takım olduğunu düşünerekten de evin golünü ben düşünüyorum. Dampstart zaten hücum oyununu iyi oynayan bir takım. Hatta yeri geldi ilk maçında 10 kişi kalsa bile çok çok etkili bir oyun sergilemişti. O yüzden Dampstart'ın hücum, hücum gücüne güvendiğinden dolayı KG var sizlere öneririm bir 45 gibi orandan. Leicester ile Brentford mücadelesi. Şimdi Leicester Premier Lig'de bu sezon daha hiç transfer yapmadı. Hatta bu yönde İngiltere basınında da biraz eleştiri aldı ve taraftarlardan da biraz eleştiri aldı. Fakat hazırlık dönemini iyi geçirdi. Yine bildiğimiz kadro sağda arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da Barnes, Madison, Ward gibi isimler. Arkada Tilemans, Endedi, e, Hall gibi isimler aynı şekilde. Leicester bildiğimiz gibi sağda. Brentford'a baktığımız zaman da Tony var bildiğiniz üzere. Onlar da aynı şekilde Vissa, Tony şekilde oynuyor fakat e, Hull City'den Acun hatta dedi ya Lewis Porter gitti 19 milyon euroya mı ne dedi ki senin bu yıl aldığın maaşın 3 katını verelim demiş Acun'un kendi açıklamaları takımda kaldı demiş fakat menajerler vesaire derken Brentford'a gitti arkadaşlar Brentford'da geçiş oyunu çok iyi oynayan bir takım ve Leicester zaten kendi evinde sürekli üretken olduğu için ki geçen sezonun aynı kadro sahada olacak herhangi bir transfer de yok geçen sezon kendi evinde nasıl oynuyorsa bu maçta da mutlaka öyle oynayacaktır diye düşüncem var. Ofans oynuyor ve kalesinde pozisyonlar bul pozisyonlar bulabilir Brentford takımı. Özellikle geçiş oyunuyla birlikte Frank'ın öğrencileri burada da Leicester kalesinde tehlikeli olacaktır. Özellikle Tony, Porter veya ileride Vista da olabilir. Arkalarında Mbemu gibi isimlerle birlikte Brentford'da Leicester kalesinde gol bulur diye düşünüyorum ve oranı gayet güzel. 1.49 gibi orandan KG var tercihini aldım. Değerlendirecektir. Bol şanslar. Üçüncü karşılaşmam United ile Brighton mücadelesi. Brighton biraz kanser bir takım. Burada ben United galibiyetine gitmedim. İsterseniz de United galibiyetine gidebilirsiniz. Fakat ben direkt skor beklentimi söyleyeyim. 2-0-2-1 ayarında bir United galibiyeti çıkabilir. Ama Brighton takımı biraz kanser bir takımdır ve oturmuş bir takım. Geçen sezonun sonlarına baktığımız zaman da çoğu takıma sıkıntı çıkardı. mi? Ee, pardon, Chelsea'ye Susurella gitti. 65 milyon oyuncuya aslında o kadar etmez diye düşünüyorum ben. Fakat şöyle bir oyuncu, oyuncu. Geçen da çok takip ettim Brighton takımını. Maçlarını izledim. Atom karınca gibi sürekli koşuyor. Görev adamı olarak nitelendirebilirim ben o oyuncuyu. 65 milyon verilmez bence de. Bilmiyorum artık vermişler. Velhasıl kelam burada Brighton karşısında United galip gelebilir. Fakat dediğim gibi çok gollü bir galibiyet beklemiyorum ki Brighton deplasmanda savunmayı iyi yapan bir takımlardan bir tanesiydi. Geçen sezonda bunu iyi yaptı. United'ta bir Ronaldo muhabbeti var. Gidecek, kalacak. Maç bitmeden terk etti. Erik kabul etmiyoruz bunu vesaire derken ortalık biraz karışık. Ben bu mücadele United galibiyetine gitmem. Toplam gol aralığı olarak değerlendirdiğim zaman da 1.80 gibi orandan 2-3 gol aralığını sizlere öneririm. Dördüncü maçım Lille ile mücadelesi. Lille kendi evinde oynayacak. Lille takım hakkında güzel notlar aldım ben. Lille arkadaşlar bu sezon tek kulvarda oynayacak. Oturmuş bir kadrosu var fakat bazı eksikler var tabi ki. Zeki, Burak, Renato Sanchez, Botman gibi isimler Lille takımından ayrıldı. Gelenlere baktığımız zaman da Bayo önemli. Clermont'ta geçen sezonun en golcü ismiydi ve asiste de, asiste de bayağı asisti vardı. 5-6 tane de asisti vardı. Ve aynı şekilde Clermont'tan Zedet Kaya'lı defans hattına. Lille'e baktığımız zaman da Lille takımının kombinelerin hepsi satılmış arkadaşlar. Böyle bir bilgiye edindim. Yani taraftar bu maçı destekleyecektir ve Lille takımında Francescao var ee, teknik direktör. Francesco ee, Roma'dan belki hatırlarsınız bu adamı. Lille takımının başına geldi sezon başı sezonda işte bu sezon daha ilk resmi maçına çıkacak. Onun da etkisiyle birlikte Lille biraz kazanabilir gibi de deplasman takımına baktım. Daha yeni yükseldi. Herhangi bir önemli bir transfer yapmadı. Geçen sezon üzerine çok etkili transferler yaptığını söyleyemem ben baktığım zamandan transfer listesine. Lille takımı bu maçı kazanabilir mi? Yüksek oranla vereceğim. Fakat ondan önce arkadaşlar daha bir ideal önereceğim. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. İlk yerden iki golün çıkmasını da beklemiyorum. İlk yer 15 altı öncelikli olarak ideal olarak sizlere önerebilirim. Bunu geçtikten sonra dediğim gibi Liga takımı galip gelebilir mi? Gelebilir. İlk teknik adamla maçı. Çok da gol beklemiyorum. 3.5 altında 1 yaparsanız 2-0-3 gibi orandan bir Liga galibiyetini 3.5 altında 1 olarak alabilirsiniz. Yüksek orandan. Geçtim bunu da. Leipzig ile Stuttgart mücadelesi. Leipzig'i Bayern Münih karşısında izledik. Takım gerçekten oturmuş fakat bazı transferler olduğu için Leipzig Gidenler olduğu için mesela Mukiyele gitti, Tyler Adams gitti, Heechan gitti. Bunlar rotasyonda önemli isimlerdi Leipzig adına. Enkunku sözleşmesini uzattılar. Sobozlay takımda Forsberg aynı şekilde. Ya, takım zaten makine gibi işliyor. Fakat 1.58 gibi oran niye açmışlar ben bilmiyorum. Ben bu maçtan korktum. Korktuğum için biraz farklı bir tercihe gittim. Hatta şöyle maçın beklentisine baktım. Bakın maçın normal beklentisi Leipzig'in atacağı 2 goldür yani. Leipzig bu normalde Stuttgart'a iki gol atan. Stuttgart takımına baktığımız zaman da transfer dönemini hareketli geçirmiş bir takım. Stuttgart tarafı e, hareketli geçirmiş. Hazırlık maçlarına baktığımız zaman da çok iyi görüntü sergilemiş. Yani oynadıkları takım kadrolara baktığımız zaman da hepsini kazandı zaten son 5 hazırlık maçını da iyi bir görüntü çizdi. Burada savunmaya mı önem verecek, hücum mu yapacak bilmiyorum. Fakat şöyle bir tercih aldım ben bu karşılaşmada. Toplam gol aralığı 2-3 gol dedim. Yine aynı şekilde çok fazla gol beklenebilir. Özellikle Leipzig'in deplasman 1.5 üstü 1.58 gibi oranı var. Alınabilir. Fakat dediğim gibi bu maçta biraz yüklenme olacağından dolayı biraz sürprize, sürpriz çıkma ihtimalini görüyorum. Riskli kombinelerde böyle 2-3 gol tercihini 1.84 gibi orandan bence atılabilir diye düşündüm. Değerlendireceklere bol şanslar. Kopenhag'la Brondby mücadelesi. Kopenhag arkadaşlar ligde oynadığı şöyle 4, 3 maç oynadı. 2 tanesini kaybetti. Son maçında mesela Viborg'a 4 tane gol yedi. O maç da çok güzel bir karşılaşmaydı. Özetini izledim ben. Çok fazla pozisyon vardı. Fakat Kopenhag takımı oynayan bir ekip. Kim ne derse desin 10 tane de yesin bu takım çıkıyor ve oynuyor. Ve hatta şunu söyleyeyim yenildiği iki maça Horsus maçı var mesela ilk maç. Rakip zaten 2-3 kere geldi. Onda gol buldu, üstüne yattı. Gol kale dibinden kaçtı vesaire derken Kopenhag'ın bir şanssızlığı vardı. Trabzonspor'la eşleşti bu arada Kopenhag takımı. Ben burada Kopenhag'ın doğrudan galibiyetini önereceğim sizlere ve ideal kombineme de aldım Brondby'e karşı. Kopenhag ne olursa olsun oynuyor ve özellikle şunu söyleyeyim size. Ajax'tan Darami'yi kiraladı. Sağ kanadı otoban edecek isimlerden bir tanesi. Hatta bunun muhabbeti çok dönüyordu sosyal medyada. Trabzon'a iki golü var diye yorumladım vesaire diyerekten de. Darami çok önemli isim arkadaşlar. Ciddi anlamda genç. 20 yaşında 20-21 yaşında olması lazım. Ben bunu nerede izlemiştim? Ee, Ajax Dortmund maçı vardı sanırım. Orada bir Velhasıl well, kelam yaptığı önemli transferlerle birlikte Kopenhag bence burada kendi evinde kendi futbolunu oynayaraktan da bu maçı kazanacaktır. Benim de kombinana koyduğum maçlardan bir tanesi arkadaşlar bilginize. Geçtim bu karşılaşmayı da Karagümrük ile karşılaşması iki İtalyan teknik adamın karşılaşması olarak nitelendirebiliriz bu karşılaşmayı. Karagümrük'e baktığım zaman da çok fazla bir önemli transfer veya öne çıkan bir transfer yapmadı. Çok fazla oyuncu geldi gitti Karagümrük'e baktığımız zaman da. Fakat hazırlık maçlarına vesaire baktım. Herhangi bir stadı da yok Karagümrük'ün. Hatta Karagümrük'ün stadını istiyoruz vesaire dediler. Maç olimpiyat stadında oynanacak aynı şekilde. Alanya Spor'a baktığımız zaman da onlar da çok fazla transfer yapmadı. Onlar da kadrosunu korudu ama gidenler oldu. Özellikle Emre Akbaba'nın gidişi çok önemli bir güç kaybı. Çünkü geçen sezon bile oynadı oyunla birlikte 13 tane golü var mesela tek başına. Alanya Spor için önemli kayıp. İki günde iki transfer açıkladı şu an Alanya Spor. Bu maç ne olur bilmiyorum ama herhangi bir tarafa gitmek istemedim. Bence kara gümrük favori olması lazım da Alanya Spor'da biraz daha oturmuş. Hatta dün akşam da bir takım yemeğine gitti Alanya Spor. Onu da belirteyim sizlere. Burada idealden bir KG var alınabilir. Kombineme koymam ama ilk hafta. Onu da belirteyim. İki takımı da görmek lazım. Ama gollere yönelmek mantıklı. Antalya Spor Galatasaray karşılaşmasına baktığımız zaman da burada Galatasaray bile yani maçın favorisi Antalya. Yani garip bir maç olacak. İleride yine Hacı Wright, arkada Fernando takımın en önemli isimlerinden bir tanesi olacaktır. Gacha gelmişti geçen sezon Antalya'nın sağ kanadında muhtemelen oynayabilir. Sol açıkta da Larson oynayabilir. İleride Mehmet ile Hacı Wright. Hacı Wright transferi çok gündemdeydi fakat Antalya'da kaldı. Nuri Hoca iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında değil mesela Dortmund'la beraber kaldılar. Bence gayet başarılı. Galatasaray transferler yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. Kanatları güzel bence. Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu yaptığı bireysel çalımlarla birlikte iyi işler çıkarıyor ve Seferovic iyi beslerlerse bitirici anlamda zaten üst düzey bir oyuncu. Yaşı da bence çok fazla yaşlı değil yani 30 bence gayet oynanabilir karşı oynanabilir bir yaş olduğunu düşünüyorum ben Seferovic adına. Bitirici bir oyuncu. Arkadan Oliveira aynı şekilde Oliveira katkı sağlayabilir. Bu karşılaşmada yine Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı bu ikisi ne olacak bilmiyorum. Ben de bir Galatasaray taraftarı olarak bilmiyorum artık. Van Anlık, Nelson, Abdülkerim sağda da Omar olacaktır. Kalecede Mustera. ideal kazası bu yönde bir tane sağ bek almıştık. Leo Dobis bildiğiniz üzere Lyon'da. O da sakat 2-3 hafta sağlardan uzak. İdeal bir maç olacaktır bence. Her iki takımında mutlaka 4 tane 5 tane gol pozisyona girmesi beklenebilir. Hareketli bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. İdealden KG var aldım. Kombinemede koydum. Geçtim bu karşılaşmayı da. Marsilya Rijs mücadelesine baktığımız zaman da bu maç hakkında notlar aldım. Hemen onu bahsedeyim. Igor Tudor arkadaşlar şu an Marsilya'nın başına geldi. Geçen sezon Hellas Verona'daydı. Marsilya'ya geldi. İstenmeyen adam ilan edildi. Gorst'a baktığımız zaman da futbolcular ve taraftarlarla birlikte bir tartışması olmuş. Dimitri Payet'le aynı şekilde bir tartışması olmuş. Baktığımız zaman da şunu da belirtebilirim takımda böyle istenmeyen oyuncular, isten, oyuncularla tartıştı, tartıştığı için bazı oyuncuların yönetimle de görüştüğü bildiriliyor. Yani oynadığı hazırlık maçlarına baktığımız zaman da 4 maç oynadı. 3 tanesini kaybetti. Bir tanesinde beraber kaldı. Çok bu etkiyi yaratmadı. Rams'e baktığımız zaman da yine orta kendi bütçesine göre bir şeyler ekledi çıkardı derken. Yani Marsilya'nın bence işi zor burada. Ben şöyle bir ideal aldım. Şurada bakın. Handikap 2 var ya. iki farklı Marsilya şey yapar mı diyor burada. Yani bir farklı yener mi diyor, iki farklı yener mi diyor. Burada bunu iki yapacağız. Dedim ki Rhymes burada iki fark yemez dedim. Bir fark yese de uygundur. Bize geliyor yani. Ee, öyle bir değerlendirme var. Onun dışında şöyle de bir öneri yapabilirim. Marsilya da dediğim gibi işler karışık. Deplasman'a atacağı bir gol de değerlendirme altına alınabilir. Onu da belirteyim sizlere. Şöyle bulabilirsem. Onun oranı 1.58 oranı vardı. 1.53'e kadar düştü. Geçtim bunu da. Ee, kombinem ekrana gelsin dilerseniz. Kombinem ekrana gelsin. 2-0-6'lık bir kombinem var. Galatasaray maçıyla Kopenhag maçını aldım. Kopenhag'ın kendi evinde burada kazanmasını bekliyorum ben. Maç sonu bir oynayan bir Kopenhag var. Dharani'yi de aldı. Ve güzel. Daha, daha çok bir ofansif bir Kopenhag izleyeceğizdir. Brondby'ye karşı galip gelmesini bekliyorum. Antalya Galatasaray maçını da Bakalım güzel bir tempo maç olur diye düşünüyorum Antalya'da. Havalar biraz sıcak ama olsun. Oyuncular bence yapabilir. KG var tercihini idealden aldım. 2 0 gider kombinemdir. Değerlendireceklere bol şanslar.